YKS'ye son 69 gün çok değerli bir süre. Biliyorsunuz konular daraltıldı ve en değerli sınavda AYT yani bizim kazanmamızı sağlayacak olan sınav bilgiye dayalı, ezbere dayalı olan sınav AYT ve bu son 69 günde ...ezbere dayalı, bilgiye dayalı kısımları çok iyi hatırlayıp... ...çok güzel sorular çözerek, denemeler çözerek... ...2023 AYT'de hayallerimizdeki üniversiteleri, fakülteleri kazanabiliriz arkadaşlar. Yapabilirim dediğiniz an 100 milyar sinir hücresi senin için harekete geçer. Yani doğa niyetine geçiyor. Diyorsun ki inşallah yapabilirim diyorsun. Bütün vücudun, bütün hücrelerin, bütün hava zerreleri senin yapabilmen için sana yol açıyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben yapamam herhalde çok zor dediğiniz an esasında baştan motivasyonunuzu düşürmüş oluyorsunuz. Baştan kaybetmeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Halbuki inşallah ben yapabilirim dediğinizde, başarabilirim dediğinizde en başından yol açmış oluyorsunuz. Ve sonrasında da geçmiş yıllardaki sınav sorularınızı çözdüğünüzde, denemeler çözdüğünüzde, doğru kaynaklarla çalıştığınızda neden olmasın, neden sizler de istediğiniz üniversiteyi kazanamayasınız. Mutlaka bol soru çözdüğünde ve bu hataların yanlışına baktığında öğrenciler netlerini artırıyor ve sınavlarda da hayallerindeki üniversiteleri kazanabiliyor. YKS tayfa soruyor da Melike Kahraman demiş ki... ...konularım bitmiyor, netlerim artmıyor, ben saldım demiş. Arkadaşlar şu anda birçok öğrencide benzer bir durum var. Hem Ramazan ayının gelmesi, hem havaların ısınması... ...hem de öğrencilerin ilk başlarda istediği şekilde netlerin artmaması. Yani ilk başta netlerimiz böyle hızlı artıyordu. Sonra inişler çıkışlar var. Bakın hatta inişler çıkışlar daha çok göze batmaya başladı. Ama bir şey dikkatiniz çekti mi? Esasında netleriniz artıyor. Ama siz bu noktalara baktığınızda netleriniz azalıyormuş gibi geliyor. İniş çıkışlı bir şekilde netleriniz artıyor ama bunu hissedemiyorsunuz şu anda. Hani bazı insanlar boyum uzamıyor der ama onu uzun zamandır görmeyen biri der ki ya senin boyun ne kadar uzamış. Çünkü onu uzun zamandır görmediği için o tüm grafiğe bakar. İşte sizler de şu anda esasında en başından bugüne baktığınızda netleriniz artıyor. Ama geçen haftaya göre artmıyor. İşte geçen aya göre artmıyor diyebilirsiniz. Fakat ısrarlı bir şekilde üniversite sınavı çıkmış soruları çözdüğünüzde... ...doğru kaynaklardan bol bol denemeler çözdüğünüzde... ...üniversite sınavında da en yüksek netlerinize ulaşacaksınız inşallah. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz. Eğer netlerimiz artıyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Netlerimiz istediğimiz gibi artmıyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Netlerimiz hiç artmıyorsa o zaman yine çalışmaya devam ediyoruz ki netlerimizi artıralım. Dolayısıyla bu işin çözümü çalışmak arkadaşlar. YKS tayfa soruyor orada Fatma Sena Kabakçı demiş ki bu kampın içinde çıkarılmış konular dahil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bu kampa depremden önce başlanmıştı diyor. Arkadaşlar 19 günde ayet edebiyat kampımızda Tabii ki depremden önce başlandığı için bütün konular var. Ama edebiyatta şöyle bir şey var. Edebiyatta zaten deneme, söylev yok. Bir de romanın 1980 sonrası, tiyatronun 1980 sonrası yok. Dolayısıyla roman ve tiyatro haricinde yani 1980 sonrasındaki roman ve tiyatro bir de deneme ve söylev haricinde bütün konular var. O da emin olun şu kitabın içerisinde şu 200 sayfalık bir yer kaplıyor. Orayı da zaten bizler sizlere kampımızda söyleyeceğiz. Bu kitapta bir iki sayfalık yer çıktı diye edebiyatta baya bir konu eksildi diye düşünmenize gerek yok. Çünkü arkadaşlar 12. sınıf 2. dönem edebiyat konuları esasında diğerlerinin birazcık daha üzerine konulmuş kaymaklık, ekmek gibi. Ama matematik öyle değil mesela türev, integral, limit buna benzer çok büyük konular çıktığı için matematikte resmen bir boşluk oluşuyor. Ama Edebiyatta emin olun hani çok kayda değer bir konu azalması yok. O yüzden mutlaka en önemli konular divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı, sertifin edebiyatı, fecrati, milli edebiyat, Cumhuriyet dönemindeki büyük romancılar, işte öz şiirciler bunların hepsi sınavımıza var. Dolayısıyla mutlaka 19 günde AYT Edebiyat kampımızı takip edin ve mutlaka buradaki kitaptan faydalanın arkadaşlar. Evet sınava az bir süre kaldı ama sizler bu son günleri çok iyi değerlendirerek AYT'de, en yüksek netlere, TYT'de en iyi hedeflere ulaşacağınıza eminiz. İnşallah hayalinizdekinden çok daha yüksek netlere ulaşırsınız. İnşallah hayırlısı olur, hayırlısı da sizin kazanmanızdır diyelim. Hadi bakalım.